Heybeli Adadan herkese merhaba. Yeni bir ada videosuyla birlikteyiz. Büyük Türk romancısı lakabıyla ünlü olan Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın evini ziyaret edeceğiz. Daha önce ben birkaç defa gelmiştim ve gerçekten çok kötü bir durumdaydı. Kaderine terk edilmişti. Şimdi tekrar geldim ve bu sefer detaylı bir şekilde çekip size anlatmaya çalışacağım. Hadi bakalım başlayalım. Hüseyin Rahmi Gürpınar, roman ve öykü yazarı. 1964'te İstanbul'da doğdu ve 1944'te Heybeliada'da yaşamını yitirdi. Eserlerinde 19. ve 20. yüzyıl başlarındaki İstanbul yaşamını gerçekçi bir biçimde yansıttı. Hünkâr yaveri Mehmet Said Paşa'nın oğlu. 3 yaşındayken annesinin ölümü üzerine Girit'te bulunan babasının yanına gönderildi. İlkokula burada başladı. Babası tekrar evlenince 6 yaşında İstanbul'a anneannesinin Aksaray'daki konağına döndü. Yakup Ağa Mektebi, Mahmudiye Rüştiyesi ve İdadiye'de öğrenim gördü. 1878'de Mektebi Mülkiye'ye girdi. 1880'de hastalık nedeniyle 2. sınıftayken okulu bıraktı. Kısa bir süre adliye nezarete ceza kaleminde memur, ticaret mahkemesinde aza mülazimi olarak çalıştı. 1887'de Ahmet Mithat Efendi'nin Tercümanı Hakikat gazetesinde yazmaya başladı. Batı uygarlığının yaşantısını taklit ederken gülünç duruma düşen insanları anlattığı ilk romanı Şık, aynı yıl bu gazetede replikatı şeklinde yayınlandı. Paul Bourget, Baudelaire, Alfred de Musset gibi Fransız yazarlardan çevirmeler yaptı. 1894'te İkdam gazetesine geçti. Kendisine büyük ün sağlayan ilk eser Mürebbiyeli Metres, Tesadüf-i Nimet-i Şinas bu gazetede tevrik aldı. Sansürün Alafranga romanının yasaklanması üzerine yazarlığı bıraktı. 1908'e kadar suskun kaldı. İkinci Meşrutiyet döneminde Ahmet Rasim ile birlikte 37 sayı süren Boşboğaz ve Güllabi adlı mizah dergisi çıkardı. Sabah ve Vakit gazetelerinde çalıştı. 1912'de Heybeliada'ya taşındı. Kütahya milletvekili olduğu 1936 ile 1943 dışında tüm hayatını Heybeliada'da geçirdi. 1924 Son Posta gazetesinde tefrik edilen Ben Deli Miyim romanı ahlaka aykırı bulunarak yargılandı ve beraat etti. Anneannesinin yalısından dadılar arasında geçirdiği çocukluk ve gençlik yılları İstanbul yaşamı ve insanların tüm detayları öğrenmesini sağladı. Ev kadınlarının çeşitli konulardaki düşüncelerini öğrendi. Batılı yazarların yanı sıra Türk halk edebiyatından da yararlandı. Romanı ahlakın aynası olarak gördü. Geniş bir okur kitlesine ulaşabilmek için yalın bir dil kullandı. Çok okunan bir yazar olmasında bu yalınlığa bağlandı. Eserlerinde toplumsal ve ekonomik eşitsizlikleri, kadın erkek ilişkilerini, din sorunlarını konu aldı. Zeki ve kurnazların saf ve cahilleri kandırarak işlerini yürüttükleri çarpık bir düzenden kurtulmak için akıcı düşüncenin gelişmesinin gerektiğini savundu. Dar sokakları, ahşap evleri, konakları, yalıları ve çarşıları hep İstanbul işledi. Romanlarında dönemin İstanbul'un her kesiminden, sınıfından insana yer verdi. Emine Zola'nın deneysel roman yöntemini benimsedi ve uyguladı. Ömrünün son 30 yılını Heybeliada'daki köşkünde yazarak geçirdi. En çok ürün veren, en çok okunan ve sevilen yazarlarından birisi oldu. Şu an bile yazıları günümüz yazarlarınınkinden daha fazla okunuyor. Evet, evine geldik. Şöyle ilk önce dışarıdan uzaktan göstereyim. Ağaçlardan çok fazla belli olmuyor ama duvarlarına şöyle polis şeridi çekilmiş. Büyük ihtimalle burada daha önceden bir olay yaşanmış olabilir. Girmesinler diye önlem amaçlı böyle bir şey yapılmış. Buradan çekmeye başlamışken şöyle evin dışındaki bilgilendirme şeyini okuyalım çok kısa bir şekilde. Hüseyin Rahmi Evi. Cumhuriyet döneminin önemli yazarlarından biri olan Hüseyin Rahmi Gürpınar 1864 ila 1944 Heybeliada'da 1912 ila 1944 yılları arasında yani vefatına kadar bu evde yaşamıştır. Ev vefatının ardından Kültür Bakanlığı'nın yaptığı restorasyonla müzeye çevrilmiştir. Müzede aralarında Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın kendi yaptığı el işlerinde bulunduğu özel eşyaları ve kitapları sergilenmektedir. Şu da evin eski bir fotoğrafı. Şuradan ilk önce biraz dışını göstereyim. Sonra bahçesine gireyim. Bayağı güzel görünüyor. Evet, köşke geldik. Bahçesine girdim. Şimdi şöyle etrafını dolaşalım. Göstereyim size. Her geldiğimde daha kötü durumda görüyorum. Şu an daha da kötü bir duruma gelmiş. Dış cephe kaplamaları yavaş yavaş dökülmeye başlamış. Evin şöyle ana girişine doğru gidelim ama daha önce geldiğimde şurada bir pano vardı. Panoda resimler vardı. Buranın eski fotoğraflarıyla alakalı. Onu parçalamışlar. Burada da bir giriş var. Asıl köşkün ana girişi burada. Ana girişini kapatmışlar.
Şu arkadan bakalım. Arkadaki giriş ne durumda? Şöyle göstereyim. Tahtalar çakarak girmesini engellemeye çalışmışlar insanların. Bir de şöyle arka tarafına bakalım. Burada da ayrı bir girişi var. Merdivenlerin olduğu bölümde bir kapı var. Hem ana girişle birleşiyor hem de müştemilat bölümle birleşiyor. Ama buraya da bir tahta çakmışlar girilmesin diye. Şöyle diğer tarafına doğru bakalım. Buraya ilk geldiğimde ben iyi durumdaydı. Ama ondan sonra birkaç defa daha gelmiştim. Ve şu an en son geldiğimde maalesef çok daha kötü bir durumda. Bu tahtalar balkonların korkulukların tahtaları. Yani yağmurdan çürüyüp etkilenip düşmüş olabilir diye düşünüyorum ama yani kırılıp atılmış da olabilir bence. Burası da ön bahçesi ama maalesef bakımsızlıktan her yeri otlar sarmış. Şimdi şu müştemilat bölümünden girelim. Burası açık. Burada bakalım neler var. Şu an ne durumda? Biz daha önce geldiğimizde burada eşyalar duruyordu. Burası daha sonradan talan edilmiş belli. Büyük ihtimalle buraya gelenler olmuş. Burayı dağıtmışlar. Şurada da tapak çanaklar var. Çekyat çok kötü durumda. Şu odaya girelim. Burayı da dağıtmışlar. Burada daha sonradan kalanlar olmuş belli. O yüzden zaten buranın girişini engellemek için girişlerine tahta çakmışlar. Ve birçok eşya burada yerinde değil. Şurada da küçük bir Kur'an. Küçük bir Kur'an var. Onu parçalamışlar. Maalesef. Dokunmak istemiyorum şu an. Şu ara holden bakalım. Burası banyo bölümü. Müştemilatın olduğu yer burası. Onun bile banyosu bayağı iyi görünüyor. Büyük ve ferah. Şurada dolap var. Dolabı kurcalamışlar bayağı. Büyük ihtimalle hırsızlık olayları olmuştur. Bakalım üst kata ama inşallah birisi yoktur. Belki birisi girmiş olabilir. Kimse var mı? Yok gibi duruyor. İşte burası ana girişinin olduğu yer. Buranın müze olduğu zamanki fotoğrafları var internette. Onları da eklerim, size gösteririm. Aynı zamanda burayı bomboş çekerken onları da eklerim. Ama mesela bu oda çok iyi bir durumda. Çok güzel görünüyor. Bir sorunu yokmuş gibi. Tek tek bütün odaları dolaşalım. Göstereyim size. Aynı zamanda yine burayla ilgili bilgiler vermeye devam edeyim.
Köşkle alakalı ilgili uzun yıllar mülkiyet problemi yaşanmış. 2000 yılında Adalar Vakfı tarafından müze olarak faaliyete başlamış ve 13 yıl faaliyet göstermiş. Bakımla ilgili bütçe sıkıntıları yaşanmasından dolayı 2017 yılında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devir teslim yapılmış ve restore edilecek diye kapatılmış. Eşyalar da taşınmış. Mutfak bölümü. Burası da talan edilmiş. Maalesef. Çok kötü durumda, böyle değildi. Yazık olmuş gerçekten ya. Şuraya bakalım. Burası küçük bir oda. Perdeleri hala duruyor. Ama pencereleri zarar görmüş. Artık yerinden çıkmış, düşmeye başlamış. Maalesef. Şurada da bir oda var. Bu odanın da durumu gayet iyi. Yani evet, şöyle söyleyeyim. Evin durumu dışarıdan çok kötü görünüyor ama içeriden o kadar da kötü değil. Bence ufak bir restorasyon işlemleriyle yine hayata döndürülebilir burası. Devam edelim. Şimdi bir de bir üst kata çıkalım. Müştemilat bölümüyle beraber burası toplam çatı katıyla beraber 4 kat gibi. Burası da bir üst kat. Geldik. Evet. Dediğim gibi pencereler kötü durumda. Eski tip, klasik panjur tipi pencereler. Devam edelim. Bu kat da çok sağlam duruyor, sağlam görünüyor. Salon olan bölümlerinde biraz işte hasarlar var. Onun da balkonların olduğu taraflar biraz sıkıntılı. Çürüme olmuş, yağmur aldığı için tabii. O yüzden de hani korkulukları çürümüş ve dökülmüş. Aynı şekilde bu taraf da öyle. Şöyle göstermem gerekirse. Aslında dış cephe kaplamalarının boyaları dökülmüş. Sadece çürük olan taraflar onarılabilir. Sadece görüntü olarak kötü görünüyor. Ama göründüğü kadar da çok kötü bir durumda değil. Şimdi bir kat daha yukarıya çıkalım. Burası çatı katı. Aşağıdan bir ses geldi. Hemen çekip çıkmak istiyorum. Çatı katında şöyle küçük küçük odalar var. Buralar zamanda müze olarak kullanıldığı için şöyle fotoğraf panoları var. Burada da bazı eşyalar mevcut. Önceden kalan. Burası da çatı arası, çatıya çıkan kapak. Burada da dışarıya bakan balkonlu bir oda var. Şöyle buradan manzarayı göstermek istiyorum.
Her geldiğimde bu manzara beni büyülemiştir. Çünkü müthiş bir manzara var. Birçok cepheyi buradan görebiliyoruz. Süper gerçekten. Şu karşıda da ruhban okulu var. Gerçekten muazzam bir manzarası varmış buranın. Hüseyin Rahmi Gürpınar tüm hayatını neredeyse bu adada, yani bu köşkte geçirmiş ve yazılarını bu köşkte yazmış. Şimdi yavaş yavaş aşağı ineyim. Buradan ayrılayım. Bir de şuradan bahçesini göstereyim. Bahçesi de böyle. Büyük bir alan. Dümdüz. Çok güzel. Şurada da çeşmesi var. Buradan da bu şekilde görünüyor. Gerçekten harika bir yer. Yavaş yavaş buradan ayrılayım ben. Şimdi son olarak Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın mezarına gidelim. Orayı da çekip göstereyim size. Ondan sonra videoyu orada tamamlayayım. Mezarlık adanın bayağı bir arka tarafındaymış. Bir abiye denk geldim, sağ olsun beni motorla buraya getirdi. Buradan da müthiş bir manzara var. Şöyle göstereyim. Aşağıda da sanatoryum var. Sanatoryum görünüyor. Şurası da Çam Limanı koyu. Burunda da uç noktada, yukarıda da Terki Dünya Manastırı var. Biz şuradan yolumuza şöyle devam edelim. Evet, mezarlığa doğru yaklaştık. Şu aşağısı mezarlık. İki tane mezarlık varmış. Yan yana bir Hristiyan mezarlığı, bir de Müslüman mezarlığı olarak. Burada mezarlığın içerisinde çalışan bir arkadaşa sordum. Hemen Hristiyan mezarlığının yanındaymış. Burası Heybeliada Rum Ortodoks Mezarlığı olarak geçiyor. Biraz ileride de Müslüman mezarlığı var ve Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın mezarı da orada oluyor. Bunu söyledi. Evet, geldim. Burası da Müslüman mezarlığı. Tabii ki doğal olarak yerini bilmiyorum. Arayarak bulamam ama şurada bir güvenlik var, ona soracağım. Kimse yok. Soramadım ama nasıl bulacağım burada şimdi mezarı? Şuradan şöyle bir devam edeyim bakayım. Rastgele gideyim. Yapacak bir şey yok. Bayağı da büyük gibi görünüyor ama. Artık fotoğrafından bulmaya çalışacağım. Bu taraflarda yok gibi. Şu taraftan devam edeyim. Burada bir şey çalışıyor ya. Su pompası galiba. Şurada da tabutlar var. Ay, kıyamam ya. Şurada bebek mezarı var. Yazık. Yalan dünya be.
mezarlığa geldiğinizde anlıyorsunuz, insanın kafasına bir şeyler dank ediyor. Ya da cenazelere katıldığınızda falan. Ona göre yaşamak lazım. Neyse. Ben aramaya devam edeyim. Şöyle. Diyeyim. Ya samanlıkta iğne aramak gibi bir şey ya bu. Şurada biri var. Görevli gibi, ona sorayım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne haber delikanlı? Çok şükür abi. Sizi sormalı. Tamam. Yok, önemli değil. Ha. Abi kolay gelsin. Siz görevlisiniz galiba. Ha? Siz görevlisiniz. Yok değilim ben de. Ha, öyle mi? Ya benim şurada mezarlık var da. He. Ona geldim, bir de arkada. Allah rahmet eylesin abi. Ya, kime bak? Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın mezarına baktım da bulamadım. Oradan şuradan in aşağıya. Geçiş var ya böyle. Evet abi, oradan geldim zaten. Hani o tarafa doğru git, hemen sağda. Tamam. Tamam abi. Tamam. Tamam. Abi çok teşekkür ederim. Tamam, şey yapmayayım, meşgul etmeyeyim. Kolay gelsin. Evet. Buldum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Büyük Türk romancısı Hüseyin Rahmi Gürpınar. Evet. Fotoğrafına zarar vermişler maalesef. Yani neden böyle bir şey yaparlar anlamıyorum. Mezar taşlarının üzerine fotoğraf, hani koyulmaya karşı olunduğunu biliyorum ama hani İslam'a göre uygun olmadığı için, ama zarar verilmesini anlamına da gelmiyor yani bu. Burada da böyle sembol olsun diye önemli kitaplarını anıt gibi bir şey yapmışlar. Kapaklı bir mezar. Evet, Türk edebiyatında çok büyük izler bırakan, büyük Türk romancısı lakabıyla tanınan Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın mezarına geldik, ziyaret ettik. Mekanı cennet olsun, ruhuna fatiha diyelim. Şimdilik videoyu burada kesiyorum. Yavaş yavaş buradan da ayrılırım. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Böyle videolar gelmeye devam edecek. Bir köşk daha var. O köşkü de çekip sizlere göstermek istiyorum ama bugün değil, bir sonraki geldiğimde çekeceğim. Daha fazla videolar için kanalıma destek olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.